Bir gün bir arkadaşımla sohbet ederken bana şey demişti, işte pek çok idealist bir insansın ama devletin için ne yaptın sen? Mesela çok iş yaptığını gördüm, çok firmaya katkıda bulunduğunu gördüm ama devletin için ne yaptın? Doktor Koral Çağman, Girne Demokrat Parti adayı. Bu ülkede yatırımcının önünü açmak, yatırımcıyı dövmemek, yatırımcıya her şekilde destek çıkmak. Doktor Mert Taşkın, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayıyım. Beni en iyi ifade eden bu partidir. İlk önce toprağa maaşım ben. Herkeslere işte milletçiliği vurgulamayın falan filan ama hayır ya, biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda öleceğiz. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bugüne kadar ülke vatan sevgisini, milliyetçiliği, çizgisini hiç bozmadan yürüttüğüne inandığım tek parti Demokrat Parti'dir. %35'lik turizm gelirlerimizde çok ciddi bir artış var. Bu %35'lik artışı nasıl değerlendirebiliriz? Otellere taşımış olduğumuz bu turistlerin sadece otellerdeki konaklamasıyla ilgili olmadığını, gün boyu bütün turistlerin ada genelini ve bütün ilçeleri ziyaret ederek hem görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerleri hem de esnafla iç içe olmasıyla ilgili yapmış olduğumuz hareket. Adamıza gelen kişi sayısı yıllardır ulaşılamayız denilen kişi sayısı şu anda beklenen hedef olan 1 milyon konaklamalı turiste doğru gitmektedir. Ki şu anda 945 bin turisteyiz ama önümüzde yılın bitmesi için 2 ay daha vardır. Fikri Ataoğlu, Mausa Milletvekili adayım, Demokrat Parti. Afet Özcafer, Gazi Mausa, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Bir aile kurmak bile bugün çok zorken devlet kurmak çok zordur. Devlete sahip çıkan tek parti benim gözümde Demokrat Parti'dir. Ben öğretmenim. Öğrencilerimin gözünde bahar, ellerinde 23 Nisan'ım, Atatürk'ten armağan. Veli, öğrenci ve tabii ki meslektaşlarımın her türlü sorununa ses olmak, onları dillendirmek adına meclise görev almayı istiyorum. Bu uğurda içerisinde çok çeşitli eğitim ve disiplinlerden gelen. En çok istediğim ve halkın muzdarip olduğu nedenlerden biri faizlerdir. 25 yıllık bankacılık tecrübemde özellikle de halkımızın, hep birlikte tabii bunun içerisinde biz de varız, bankalarla yaşamış olduğu sıkıntıları çözmek adına sorunları çözebileceğine inandığım, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla adalet diyerek. Ülkedeki en büyük sorun bana göre şu anda sağlık sorunudur. İşin aslı sağlık sistemimizin tamamen değişmesi gerektiğini düşünen gruptayım. Şimdi bizim çocuklarımız da büyüyecek. Aynı şeyler bizim de başımıza gelecek. Ya biz bu ülkede düzgün bir sistem kuracağız ki çocuklarımızı tutalım. Hatta yurt dışında yaşayan büyük sürü Kıbrıslı var. Onları geri çekelim. Kimsenin bir vatandaş olarak kayıtsız kalma hakkı yoktur bakın. Benim de küsmüşlüklerim vardır ya da dahil olmamakla aslında kayıtsız kaldım. Aslında proje mecliste halkın sesi olmak. Beni tanıyanlar iyi bilir. Çiftçiyle, hayvancıyla, esnafla iç içe, gençlerle, çocuklarla. Kamunun içerisinden geldiğim için, kamunun her tarafında çalıştığım için, sendikalarda da çeşitli görevlerim olduğundan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, bayrağımızı tamamen savunan, devlet adına tüm icraatları gerçekleştiren bir parti olduğu için. En büyük hayalim bir teknoloji bakanlığının kurulması. Ben değil, biz olarak yola çıkıyoruz. İnsan odaklı olan ve yalan söylemeyen, insanı için hareket eden tek parti ve ekip Demokrat Parti'dir. Engelli çocuklarımızın eğitimini sağlamak. En büyük idealim. Ve engelli çocuklarımızın anneleri için bir psikoterapi merkezi kurmak. Vatan topraklarını, bu devleti elinden geldiği kadar her şeye rağmen korumaya, yaşatmaya azimli bir partidir. Böyle ufak bir yerde turizm ve teknoloji gerçekten doğru şekilde kullanılırsa hem istihdam, hem ucuz internet, hem ciddi şekilde Ar-Ge aracılığıyla yapılabilecek çok fırsat olduğuna inandığım için. Siyasette eşler diyebilir ki bir kadın yalnız başına köylere mi gider? Gider. Yalnız başına sokağa mı çıkar? Çıkar. Elif İlgün, Gazi Mausa, Demokrat Parti Milletvekili adaylığı. Anıl Kaya, Girne'ye, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Tigin Kişmir, Demokrat Parti, Lefkoşa Milletvekili adayı. Sedat Hacı Mehmet, Demokrat Parti, Lefkoşa Milletvekili adayı.
Tuncay Seymen, Demokrat Parti, Gazi Mausa Milletvekili adayım. Herkesin sandığa gidip oy kullanıp o 50 koltukta oturacak vekili tek tek inceleyerek seçmesi gerekiyor. Herkesin gülebildiği, kederde, tasada, mutlulukta eşit, ortak çizgide bulunabilecek bir toplum yaratma düşüncesindeyim. Öyle bir hayalim var. Her geldiğim yere seçimden geldiğimde bundan çok mutluyum. Bu çok önemli bir şeydir. Özellikle Demokrat Parti içerisinde kadına verilen değer çok önemlidir. Zaten Demokrat Parti'yi seçmenin sebeplerinden biri bu. Genelde zoru başaran bir parti. Her seçimde olduğu gibi. Devletine, milletine ve egemenliğine sahip çıkan bir parti olduğu için Demokrat Parti. Eda Çelik Yıldırım, Demokrat Parti, Lefkoşa Milletvekili adayıyım. Halil Talaykurt, Demokrat Parti, İskele Milletvekili adayıyım. Murat Erdoğan, Girne Demokrat Parti, Milletvekili adayıyım. Gerek Türkiye'nin gerek dünyanın en büyük ve en örgütlü iş adamları derneğinin 4 yıldır Kıbrıs Başkanlığı yapmaktayım. Kenan Akın, ben Gazi Magosa, Demokrat Parti, Milletvekili adayıyım. Şevket Şenbülbül, Demokrat Parti, Gazi Magosa, Milletvekili adayıyım. Devletin yapması gereken çevre yollarını bir an önce yapması gerekir. Bir an önce çevre yolları genişletilmesi gerekir, açılması gerekir. Ali Anıl Yüce, Gazi Mausa Demokrat Parti Milletvekili adayı. Geçen yıl bu Gezici Kan Bankası otobüsü vardı. O faaliyete geçiren ekibin başındaydım. 2009-2014 yılları arasında Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaptım. Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu Başkanıyım. 2007 yılına kadar Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nde etkin görevde bulundum. İlk kez 2014 yılında Avrupa Rally Şampiyonası'nın Kıbrıs Rally'sini Kuzey Kıbrıs Koordinatörlüğünü üstlenmiştim. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti dünyada olmadık bir teknolojiyle bu suyu bizim ülkemiz topraklarına getirmişti. 2007-2009 yılında biz Et Federasyonu Başkanlığı yaptım. 2010 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Sevenler Derneği'nin kurucularından ve başkanıyım. Şu anda da başkanıyım. Bu suyun bir an önce köyümüzün topraklarına, arazilerine getirilip üretimde kullanılabilmesi için elimden ne gelirse yapmak için uğraşacağım arkadaşlarımla beraber. Yakın Doğu Üniversitesi bugün basketbolda ve voleybolda Türkiye'de takımlar kurarak bu izolasyonu bir nevi kırdı. Biz niye futbolda da bunu yapmayalım veya başka branşlarda da bunu yapmayalım? Birçok sporcu yetiştirdim. Kendim de ayrıyeten sporcuydum. Hala daha gülle atmada büyükler rekoru bana ait. Tabii ben bir Galatasaraylıyım. Ayrıca Kaymaklıyım. Kores Kaymaklı bu arada. Modern şehirler olması lazım artık ülkemizde. Bisiklet yollarının olması lazım. Bununla ilgili kesinlikle çalışacağım. Hande Kayasal, Girne, Demokrat Parti, Girne Milletvekili adayı. Enver Hoca, Demokrat Parti, Girne Milletvekili adayıyım. Altan Karaçay, Demokrat Parti, Girne Milletvekili adayı. İçindeki yönetim ve başkan dahil olmak üzere en kısa sürede çözüm üretebilen, halkın ayağına gidebilen, halk için uğraşan... Öncelikle kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Ayet Denktaş'ın kurmuş olduğu bir parti olmasından dolayı. Ailemin içinde bulunduğu parti... Hiç ayrılmadığım, başından sonuna hiç ayrılmadığım parti. İsmim Azmiye Yinal, Mausa Demokrat Parti adayı. Ali Tunçtaşlı, Lefkoşa Demokrat Parti Milletvekili adayı. Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi liderler içinde liderlik vasfını taşıyan tek liderdir. Eşitlikçi. İsmet Esenyel, Güzelyurt Demokrat Parti Milletvekili adayıyım. Aslı Babayiğit Cansız, Girne, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Demokratik. 2008 yılında şiirlerle büyüsün çocuklar diyerek bir proje oluşturdum. Erol Karakış, Mausa Demokrat Parti Milletvekili adayı. Liderinin, parti liderinin dik duruşunu beğendiğim için. Nihal Soful, Efkoşa Demokrat Parti Milletvekili adayı. Gülşen Çataloğlu, birinci Demokrat Parti Girne adayı. Mehmet Burçaklı, Lefkoşa, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Çelebi Ilık, Güzelyurt, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Ender Erler Çabuker, Demokrat Parti Girne Milletvekili adayı. Benim yaşımdaki insanlar için, yani şu ana kadar mesela hep siyasette alıştığımız yüzler, alıştığımız simalar veya alıştığımız yaş grubu var. Hamide Çelik, Demokrat Parti Gazi Mausa Milletvekili adayı.
Tankut Rıfkı, Demokrat Parti, Lefkoşa Milletvekili adayı. Adım Turgut Ceyda. İskele, Demokrat Parti Milletvekili adayım. İsmail Özkurt, İskele, Demokrat Parti Milletvekili adayım. Dünyayla rekabet edebilen ve uluslararası ölçekte standartları yakalanmış. Serdar Denktaş, yenilikçi, ileriyi gören, başarılı bir lider. Dürüst bir lider. Her zaman halkın yanında olan bir lider. Ciddi bir lider. İnanılmaz bir tecrübe ve çok samimi. Birincisi lider. İkincisi Denktaş. Bu Denktaş'ı çok açabiliriz. Üçüncüsü benim için abi. Aslında önceden öncü gibi görüldüm. Çünkü iş politikayla pek alakamız yoktu. Tanıştıktan sonra dedim ki adam gayet mütevazi, sevecen, sıcakkanlı. Demek ki sadece hep kulaktan dolmayla olmazmışmışlar. Tanıdım ve inandım. Maliye Bakanı olduktan sonra gördüğüm bir şey var. Günü gününe, gününden önce maaşlar ödenmekte. Şirin Zayimaoğlu, Demokrat Parti İskele Bölgesi Milletvekili adayıyım. Okyay Sadıkoğlu, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayıyım. Sultan Mural, Maosa, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Banu Kuman Tuzdalı, Demokrat Parti Gazi Maosa Milletvekili adayı. Anıl Kaya, Girne, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Hasan Tosunoğlu, Demokrat Parti Lefkoşa adayı. Rahmi Öğütveren, Demokrat Parti Lefke Milletvekili adayı. Meral Karafistan Kızıl Kanat, Güzel Yurt Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili adayım. Hüseyin Hakkı Çebi, İskele Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili adayı. Servettin Çetin, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayıyım. Abdullah Aktolgalı, Demokrat Parti Lefkoşa Bölgesi Milletvekili adayıyım. Cem Hocaoğlu, Girne, Demokrat Parti Milletvekili adayı. Demokrat ne demek? Demokrat insanları sevmek demek, insanlar arasında ayrım yapmamak demek, herkesi kucaklamak demek, her düşünceye hoşgörüyle yaklaşmak demek. Ne isterse olsun insanlarla doğruyu konuşabilmek demek. En iyisini halk bilir. En iyisini siz bilirsiniz.